Bugün Ağustos'un 14'ü, gece saat 3.43. Ben Viranşehirli Molla Latif Serhani. Ah Rabbim, sen rahimsin, bana da merhamet et ya Erhamer Rahimin. Anlatmayacaktım. Lakin bu nihai dehşetin beni yakalayacağını bilsem de gene de anlatacağım. Büyü yapmak, şeytana tapmakla aynıdır demiştim onlara. Ama beni dinlemediler. Sen şahitsin ya Rabbi, beni dinlemediler. Ve şimdi yine senin ayetinle anlıyorum ki büyüden çok daha korkuncu var. Ve dualı cinlerin şerrinden Rabbimin kaderine razı olarak anlatacaklarıma başlıyorum. Allah beni affetsin. Aşağıdan sesler geliyor.
Hayatım sen uykusuz mu kaldın? Yoo. Da başım ağrıyor biraz. Ne bileyim bir tuhafsın. Yok. Ekmekleri kızartmadım. Boş ver çıkacağım zaten. Hadi tatlım görüşürüz. Bu defa erken gel tamam. Tamam. Thank you.
Ne köpek işte. Ne köpeği ya? Saçma sapan konuşup durma. Ya niye? Seda, biri vardı, biri. Kapıyı açıp kapattı diyorum. Niye anlamıyorsun ya? İyi de canım şu izlere bir baksana ya. Hiç insan izine benziyor mu bunlar? Ya köpek izi gibi bir şey. Köpek izi. Dolap kapaklarında köpek açıp kapattı sanki. Dilek'cim, ya eve hırsız girmiş olsa niye sadece mutfağa girsin? Ne bileyim ben? Ben de bilmiyorum ya. Ama seni sakinleştirmek için konuşuyorum öyleyse. Konuşma. Beni sakinleştirmiyorsun çünkü daha da sinirlendiriyorsun. Siz de eve bir kamera taktırın o zaman. Söyletme beni şimdi. Haklısın. Sen gel de onu bizim öküze anlat. Bin kere söyledim ya, bin kere söyledim. Bugün yarın, bugün yarın sonunda olan oldu. Abartma ya. Sana giren çıkan yok tabii. Bu evde ben yaşıyorum Seda Hanım, ben. Tamam. Hadi şuraları toplayalım. Sonra da çıkar bir nefes alırız. Hadi. Şeytani olağan savaş açarak tek tanrıcılığı savunan antik Mısır'ın korkusuz firavunu Akhenaton'un işaret ettiği her şeyi gören göz hala piramidin tepesinde mi yoksa insanlık her eve giren benzersiz bir lanetle mi karşı karşıya? 1400 yıl önce Bedevi simyacı Duceyye el-Arabi dünyayı örümcek ağı gibi saran bir yaratıktan bahseder. Ona göre dünyaya kötülük hakim olunca bu yaratık her eve girip insan ruhunu zehirleyecekti. Kur'an'da da işaret edilen bu yaratığa Arap simyacılar Dabbetül Arz demişlerdi. Ve dünya bu korkunç zekanın ne olduğunu şimdiye dek anlayamamıştı. Oysa yanıt üç harfliydi. WWW yani World Wide Web. Dünyayı saran örümcek ağı. Ve bu ağ her eve girmiştir artık. Yaratığın adı da internettir. Kehanetlerde belirtilen şey internetse kıyamet nasıl olacak? Cevap insanlığın kutsal bilgi deposu olan DNA'nın bizzat içinde saklı. Oo, günaydın. Dalga geçme. Ne oldu? Krem girdi. Dur. Yaslan arkana. Yaslan. Uzat ayağını. Tam. Serbest bırak. Kasma kendini. Kasma, serbest bırak. Böyle. Esneteceğiz. Neden telefonun kapalıydı? Dilek, yemin ediyorum annemden betersin ha. Ömer, bugün eve hırsız girdi. Hırsız mı? Kötü bir şey olabilirdi diyorum. Ya hırsızla karşılaşsaydım? Henüz hırsız olduğundan emin değiliz ama, değil mi? Ya of Ömer, ne olur başa dönmeyelim, ne olur. Ya hayatım, evden çalınan bir şey yok ki. Ömer, eğer bu eve kamera taktırmazsan, yemin ediyorum giderim. Yarın ilk iş bir güvenlik kamerası taktırıyoruz. Tamam mı?
Oldu mu? Sorun çözüldü mü? Alo! İyi geceler. Ömer. Hı. Ömer. Ne oldu Dilek? Uyuyamadım ben. Ya Dilek yine mi ya? Hadi yatalım hayatım. Thank you.
Ne oldu ya? Aa! Burnun kanıyor ya. Ne var ya tabii ya? Ne oldu? Dilek! Nereye gidiyorsun Dilek? Ne gördün? Önce bir sesle uyandım. Hı-hı. Rüya olduğunu anlamadım. Evde başka birileri vardı. Göremiyordum. Ama etrafımdaydılar. Fısıltılar, çığlıklar. Bir bebeğin ağlama sesi. Sonra bu odaya geldim. Aynayı gördüm. Hı hı. Yazılar vardı. Bir de 7730 rakamı. Onu hatırlıyorum. 7730. Hı hı. Şu köşede bir şey oldu. Elimde bıçak vardı. Yatak odasına gittim. Seni öldürdüm. Öldürdün. Sonra tekrar bu odaya geldim. Bir adam ölü. Sonra kan, süt, korkunç suretler fısıldaşıyorlardı. Ne fısıldıyorlardı? Bu kadar mıydı? Bu kadar. Tamam hayatım, tamam. Geçti. Çok kötü bir kabuslu. Geçip gitti, tamam mı tatlım? Korkulacak hiçbir şey yok. Ben buradayım. Bence bütün olay ne biliyor musun? Tamamen bilinçaltı. Hani Ömer Seyfettin'in Ant diye bir hikayesi var biliyor musun? İşte kuduz bir köpek çocuklara saldırıyor falan. Hatta o hikayede çocuklardan birinin adı da Ömer'di. Ben çocukken bu hikayeyi okudum ve ondan sonraki günlerde sürekli geceleri rüyamda köpek saldırısına uğramaya başladım. Sürekli kuduz köpeklerle boğuşuyordum rüyamda. Yani? Yani hırsız önce eve sonra rüyana girdi hayatım. O kadar konuştun konuştun yaptığın analiz bu mu? Çünkü durum bu hayat. Ya ellerim hala titriyor görmüyor musun ya? Rüyanı yorumlamamı ister misin? Sen ne anlarsın rüya yorumundan? Kim? Ben. O biçim anlarım var ya. Bir kere benim babaannem bana el verdi rüya yorumlama konusunda biliyor musun? Rüya gerçeğin aynasıdır çünkü. Ay, güzel söz. Ve bir rüyayı anlamak istiyorsan içeriğine değil aynadaki yansımasının ne anlattığına bakacaksın. Şimdi sen beni rüyada öldürdün değil mi? Hı hı. Peki ölümün aynadaki yansıması nedir? Yaşam. Aynen öyle. İkimiz de gayet uzun yaşayacağız. Siktir. Ama sen rüyanda kan gördün değil mi? Evet. Olmaz. Ne olmaz? Kan rüyayı bozar. Niye? Yani bütün bu anlattıklarımın hepsini unut. Hiçbiri gerçekleşmeyecek demektir. Ne yani? Gerçek, ayna, yansıma. Hepsi çöp mü? Hepsi çöp. Ne oluyor? Niye öyle bakıyorsun? Tahrik oluyorum da ondan. Tahrik oluyorsun. Evet. Kan, süt, bıçak, fıstık gibi lolita. Sapık. Sapık tabii ya. Gel buraya.
Sapık Ömer bebek istiyor. Gel buraya. Kamera bir. Evet, bu tamam. Kamera iki. Bu da tamam. Kamera üç. Evet, bu da okey. Ve kamera dört. Bir sorun mu var? Yo, canavar gibi çalışıyor gayet iyi. Harika. Nasıl görünüyorum? Çok güzel olmuşsun hayatım. Ya saçlarım? Süper olmuş. Doğru söyle. Bu ne güzellik kız. Ha? Film yıldızları gibi olmuş benim sevgilim. Hadi çıkalım hadi. Tamam. Hiç kalmayalım. Ben arabanın anahtarını nereye koydum bu arada? Bilmiyorum. Senin gözüne çarptı mı sevgilim? Görmedim. Allah Allah. Heh, buradaymış. Hadi hayatım acele et, geç kalmıyorum. Geliyorum. Çantam. Çantam nerede? Dilek hadi geç kalıyoruz. Sallama ya. Abicim gerçekten doğru söylüyorum. Ya kızlar siz bu şebeğin söylediklerine inanıyor musunuz? Yorum yok. Ben inanıyorum. Nasıl inanıyorsun ya? Yılan kadının teninden zevk alıyor dedi bu mal. Sen de ona inandın öyle mi? Neden olmasın? Ya bırak Allah'ını seversen. Abicim olay hormonal, tamam mı? Ne? Olay hormonal. Şimdi aynı yılanı bir erkeğin tenine koyduğunda hırçınlaşıyor. Kadın teni olduğu zaman sakinleşiyor. Allah Allah. Gerçekten. Sadece kadın teninden yayılan bir koku var. Ondandır bence o. Hatta Al Pacino'nun da Kadın Kokusu diye bir filmi var ama bu cahil kocam bilmez. Hadi lan oradan dantel. Aa, beyler kızın doğum günü bugün. Aa, doğru. Hadi. İyi ki geldiniz. Nice güzel seneler. İyi ki doğdun aşkım. Oo, dans coştu yalnız ha.
Tut şunu. Eyvallah. Bir çekil hele. Ayıp değil mi oğlum? Niye korsan alıyorsun? Paraya kıydı, orijinal DVD al. Mar Adentro. O ne ya? İçimdeki Deniz, İspanyol filmi. Bir senedir duruyor orada, seyretmedik daha. Boş ver oğlum bunları ya. Şöyle action maction yok mu Hollywood işi? Fiyakalı bir şey. Abi var işte bak, bunların hepsi yeni film. Eve kameraları taktırmışsınız, hayırlı olsun. Hem kamera hem alarm sistemi. Güvenlik hat safhada şu anda, sorma. Ya kamera dediniz de aklıma ne geldi? Dilek, senin şu rüyan vardı ya. Ben onun hakkında bir şeyler araştırdım. Konuşalım mı? Vallahi iyi olur. Geç kaldım, ben rüyayı yorumladım çoktan. Hadi ya. Abuk subuk şeyler konuştu işte. Film izlemeyecek miyiz? Bırak şimdi filmi de oturalım, anlatsın. Oğlum sen var ya, senin yatacak yerin yok. Hadi. Anlat abi, dinliyorum. Şimdi rüyanda 7730 diye bir rakam görmüştün değil mi? Şimdi bunun ne olduğunu öğrenemedim ama birine sordum, haber bekliyorum. Evet. Bir de Velcinli Haris demiştin değil mi? Sürekli tekrarlıyorlardı. Haris, cinlerin atası olan şeytanın ilk ismi. Şeytan olmadan önceki ismi mi? Evet, melek olduğu zamanlarda. Eski Mısır'da Haris'e Horus deniyor. İşte bu. Tek gözüyle dünyayı değiştirme gücüne sahip. Aynı zamanda nazar boncuğunun da atası. Bu eski Mısır şeytanı. Nazar boncuğu şeytanın gözü mü ya? Kesinlikle. Horus'un diğer ismi ne biliyor musun? Ne? Kem. Kem göz. Ne yani? İnsanlar bunca zamandır nazardan korunmak için şeytanın gözüne mi sığınıyorlar? Tuzağa düşmüşler ya da bilmiyorlar. Rüyaya dönersek abi? Sonuç olarak rüyanda Haris'i gördüysen, cinlerin kem gözü seni gözetliyor demektir. Ha siktir lan. Peki, ben anlatmadan önce Dilek Haris'i biliyor muydu? Bilmiyordum. Peki bir insan bilmediği, duymadığı bir şeyi rüyasında nasıl görür? Harun, senin niyetin kızı iyice delirtmek herhalde. Bir dakika ya, bir dakika, ben dinlemek istiyorum. Ne bu? Mercan taşı. Ne işe yarıyor? Diğer adı da cin taşı. Cin taşı mı? O ne lan? Eski Mısır ve Babillilere göre bütün hastalıkların sebebi cinlerdi. Ve bir insana cinin musallat olup olmadığını da bu taşla anlıyorlardı. Nasıl? Avuç içindeki üçüncü gözü kullanarak. Üçüncü göz mü? Onlara göre cin önce insanın bedenine yerleşiyor. Daha sonra da avuç içindeki üçüncü gözü kullanarak görmeye başlıyor. Bu Fatıma'nın eli de onunla mı ilgili yoksa? Aynen, bu da kahve falı, el falı, tarot falı, hepsi avuç içindeki üçüncü gözle ilgili. Elleriyle insan vücutlarındaki hastalıkları görenler de mi? Aynen, biyoenerji, çakra, kuantum, ıvır zıvır hepsinin olayı bu. Hatta Illuminati'nin bile buradan geldiği söyleniyor. İlginç. Oğlum yeter lan, iyice bokunu çıkardın. Ömer. Ne, haksız mıyım? Adam senin rüyanı bile Illuminati'ye bağladı. Tamam, karışmıyorum. Devam et abi. Bedene yerleşen bu lanetli varlıklara kader cinleri diyorlardı. Vay anasını. Kader cinleri ha? Evet. Çünkü bu cinler İnsana sürekli fısıldayıp vesvese vererek hayatının gidişatını değiştirebilecek güçteler. Devam et. Şimdi, eğer rüyanda Haris'i gördüysen, seni gözetleyen bir cin var demektir. Evet. Ama bunun bedenine musallat olup olmadığını bilmiyoruz. Peki nasıl öğreneceğiz? İşte bu mercan taşıyla. Şimdi gözlerin kapalı olduğu halde avuç içindeki üçüncü gözle görebilirsen, sana musallat olmuş bir cin var demektir. Tamam. Ben öğrenmek istiyorum. Ne yapacağız? Işıkları kapatıp başlayalım o zaman.
Elini şu şekilde taşın üzerine koy. Gözlerini kapa. Tamam. Avucunun içinde bir göz düşün. Okey. Şimdi o gözle taşa bakıyorsun. Diğer gözlerin yok. Körsün. Tamam. Deniyorum. Zifiri karanlıktasın. Evet. Her taraf karanlık. Bu odanın içindesin ama yalnızsın. Biz yokuz. Tamam. Odadayım. Kimse yok. Gözlerin bağlı. Elini havaya doğru kaldır. Avuç içini bana tut. Avucunun içinde bir göz var mı Dilek? Evet. Avucumun içinde bir göz var. O gözle gördüğün şey nedir? Ne gördün? Harun? Nedir şimdi mevzu? Bundan bir şey anladın mı? Ya işte her zamanki 7730 rakamı var. Ters aç var. Ben aralarındaki bağlantıyı kuramadım. Ne yapacağız peki? Ya şimdi benim biraz bilgim var ama yani... Bu konunun uzmanı falan değilim. Beni aşıyor. Oğlum madem seni aşan şeylere niye bulaşıyorsun sen ya? Bak herkesin kafasını karıştırdın. Ya şimdi ben Dilek'in rüyasını birine anlatmıştım. O da bana bu mercan taşını verdi. Sonra az önce yaptığımız şeyleri yapmamızı söyledi. Kim bu? Üfürük Çağcı Hoca falan mı? Yok ya öyle biri değil de yani çok bilgili bir kadındır aslında. Kadın? Kim bu kadın Harun? Ben tanıyor muyum? Ya geçenlerde yabancılar bir belgesel çekmişti ya. Ben de organize etmiştim. Orada tanıştık işte Belkıs abla. Sonuç bana ne olacak şimdi? Ya işte bütün bunlar yapıldıktan sonra beni ara dedi. Ara o zaman.
Alo Belkıs abla, ben Harun. Buyur Harun. Hani sana şu rüyasını anlattığım arkadaşım vardı ya, Dilek. He, ne oldu? Bu mercan taşıyla dediğin şeyleri yaptık abla. He. Yani gördü, avucunun içinde bir göz gördü. Harun. Efendim abla? Çarşambaya kızımı bana getiriver. Tamam abla, sağ ol. Kolay gelsin sana. Sağ ol, size de. Haydi Allah şifa versin. Orada mısın? Hadi. Çıksana. Göstersene kendini. Yapıyorsun ya, kafayı mı yedin? Şeytanı çağırdım, sen geldin. Vay, ironi ha? Tespitleri hep sen mi yapacaksın? Tespitlerimden sıkıldıysam başka şeyler de yapabilirim. O biraz zor. Nasıl zormuş, gel bakayım. İyisin değil mi? Konuyu değiştirebilir miyim? Süperim. Ne istiyorsan konuşabiliriz. Bugün ne oldu tahmin et. Ne oldu? Ozan diye bir çocuk vardı hani. Hatırladın mı? Ozan. Senin eski okul arkadaşın mı? Evet o. Bugün yolda onunla karşılaştık. Ömer oralarda değil değil mi? Yok da her an gelebilir tabii. Sen anlat. Beni yemeğe davet etti. Sen de gittin. Tabii gittim. Vallahi çok da güzel bir yemek yedik. Harun duymasın. Dur, daha bitirmedim. Yemekte biraz ümitlenmiş olacak ki beni eve davet etti ayı. Sakın gittim deme. Salak mıyım kızım ben? Yakında evleniyorum Ozancığım dedim. Suratın halini görmeliydin ya. Hemen hesabı ödeyip ikiledi. Macera yaşamışsın kızım işte, daha ne? Ay ne macerası Dilek? Öyle eğlendim işte biraz. Yara duyarsa pek eğlenmez tabii. Ay sus. Ya bu ara mızmızlanıp duruyor zaten. Seda hayır. Sakın düğünü erteledim falan deme bana. Aa. Seda. Ya. Seda.
Evet, budur. Hayatım, şunu en baştan bir anlatsana. Ne oldu şimdi? Demin anlattım ya. Anlatmadım. En son Seda ile Skype'dan konuşuyordun. Bağlantın kesildi. Sonra birini gördüğünü söyledin. Birini gördüm demedim. Ha. Şurada duruyordum. Birden elektrikler kesildi. Önce bir nefes sesi duydum. Böyle hırıltılı bir ses. Sonra bir şeyin boynuma dokunduğunu hissettim. Hırıltılı bir ses. Bir şey boynuna dokundu. Ne? Kim bu kodumun hırıltılı sesi acaba? Bilmiyorum ya, bilmiyorum. Gerçekten bilmiyorum. Görmedim. Ama yakınımdaydı. Önce boynuma dokundu. Sonra da beni itti. İtti. Evet. Yere düşürdü beni. Elektrikler kesilmeseydi kameralardan görürdün. Ne? Ne bakıyorsun? Ne bekliyorsun? Evi cinler mi bastı diyeyim? Buna mı inanacaksın? İstersen delirdi de. Hiç görünmeyen bir şey bana dokundu diyorsun Dilek. Farkında mısın acaba? Yalan mı söyleyeyim? Bir psikiyatra falan mı görürsen? Ne? Bravo ya. Bravo Ömer. Ya ne kızıyorsun ki? Bunda bozulacak ne var? Herkes görünebilir psikiyatra. Ayrıca bir kere göründün diye kimse sana deli demeyecek yani. Merak etme Dilek. Olmaz öyle şey. Ben Harun'un söylediği kadına gideceğim. Ne? Şarlatanlardan mı medet umacaksın? Yuh amına koyayım ya. O kadar oku et. Ondan sonra koca karı gelsin, sana danışmanlık versin. Pes!
Görge Köyü. Sakin ol, sakin ol. Nerede? Saçmalama Dilek. Evle ne alakası var? Neyle alakası var peki? Senle alakası var. Olmayan şeyler görüyorsun. Ne demek ne? İzledik işte görüntüleri. Hiçbir şey yok. Eve giren çıkan kimse yok. Bağırma. Bağırmıyorum. Ya biri vardı diyorum. Ya biri vardı. Kim vardı Dilek? Ne vardı? Cin mi vardı? Evet. Nasıl bir cin bu ya? Kameraya görünmüyor. Ben görmüyorum. Bir tek sen görüyorsun. Ne oluyor lan? Şşş, tamam, tamam, tamam. Sakin ol, sakin ol. Sakin ol! Sakin ol! Şşş. Eve biri girmiş. Sakın buradan ayrılma.
Abi nerede kaldı bu kadın ya? Ya bağırma, gelir şimdi. Hep senin yüzünden oğlum. Bizim burada ne işimiz var ya? Abicim, tantana yapmasına niye geldiğimizi biliyorsun. Ne oluyor lan? Dilek. Dilek, nereye gidiyorsun? Kaç yaşındasın Dilek? 28. 28. Baba adı? Hüseyin. Hüseyin. Ana? Rahime. Rahime. İkisi de trafik kazasında öldü değil mi? Evet. Kardeşin de yok. Yok. Gözlerime bak. Uykuyla aran nasıl? Uykum biraz ağırdır ama... daha doğrusu son zamanlarda ağırlaştı. Kafamı burtumu bir türlü kaldıramıyorum. Hı. Başka? Üzerimde bir sıkıntı var. Nasıl bir sıkıntı? Sürekli kötü bir şeyler olacakmış gibi geliyor. 3 gündür etrafımda bir şeylerin varlığını hissediyorum. Özellikle geceleri ve yalnızken. Gözlerini kapat. Dokun. Hepsine iyice dokun. İçinden bir tanesini seç. Gözlerini aç. Niye bunu seçtin? Bilmiyorum. Yalan söyleme iblisin gel. Soruma cevap ver. Ne? Veyse. Veyse. Ne? Senin Allah'tan korkun yok mu? Niye musallat oldun bu kıza? Ne istiyorsun söyle. Kim gönderdi seni? Sen beni tanıyor musun ha? Sor o lanet şeytan arkadaşlarına, sana söylesinler Bitlisli Belkıs'ın kim olduğunu. Kartlarla öyle bir sıkacağım ki dilim ağzından dışarı çıkacak. O pis gözlerin yuvalarından fırlayacak. Leşin köpek boku gibi kokacak. Abla, iyi misin? Abla, iyi misin? Sırıklar.
O büyü tam olarak nerede buldunuz? Şurada. Harun. Odamıza kadar girmişler Ömer. Biraz sabredin, az sonra anlayacağız Allah'ın izniyle. Bak burada senin adın yazıyor.
ailemden kalma. Sana ve bu eve uzanma dolan tek bir cin değil kızım. Sayısı çok fazla. Kızgın, kindar, lanetli abisler. Muhtemelen ailemle ilgisi var kızım. Ailemle mi ilgili? Peki yastığımdaki o şeyler, muskalar neydi? Muska değil kızım onlar. Muska değil. Zehir büyüsü. Zehir için. Üç bin yıl önce Babil'de şeytanlar ve cinler o kadar güçlenmişti ki onların etkisiyle neredeyse bütün insanlık vahşi ve zalim hayvanlar gibi birbirlerini yiyorlardı. Katliamlar, vebalar, tecavüzler, çocuklarını diri diri gömmeler. Rabbimiz insanoğluna acıdı ve merhamet göstererek Harut ve Marut isimli iki tane meleği insan kılığında arştan yere indirdi. Bu iki melek şeytanın kölesi olmuş, insanlığın düzelmesi için onlara beyaz büyüyü öğretti. Tek şartı vardı. Asla ama asla bu büyüyü kötü şeyler için kullanmayacaklardı. Ve maalesef her zamanki gibi nankör insan nefis ve kibir oyununu oynadı. Meleklerden aldıkları bilgileri şeytanlara sattılar. Harut ve Marut'a korkunç işkenceler yaptılar. Ayaklarından bağlayıp bir kuyuya baş aşağı saldılar. Sonrasında cinler bu beyaz büyüyü kendi ilimleriyle birleştirip zehir büyüsü haline getirdiler. Sonuç? Zehri cin ile insan ırkından hiçbir varlık baş edemez. Peki şimdi ne olacak? Bozmak için cinlerden yardım almamız gerekiyor. Abla ne gerekiyorsa yapalım. Bir dakika Harun. Bizim adımıza karar vermeden önce bizi bir düşünelim istersen. Abi zamanımız azalıyor. Ben o açıdan söyledim. Benim kafam iyice karıştı ya. Allak bullak oldum yani. Bence Dilek'in önce bir doktora gitmesi lazım. Ne saçmalıyorsun sen ya? Evin içinde bir sürü büyü malzemesi bulundu. Bu büyü malzemeleri buraya nereden geldi? Gökten mi indi? Sonuçta bu pislikleri buraya biri koydu. Kim? Ne bileyim kim? Bilsem zaten kafasını koparırım. Ömer. Bu aşamada doktor bir şey yapamaz. Abi kızım psikolojisi iyice bozuldu. Önce bir psikiyatra gidelim. Sonra ne yapacaksak yapalım. Bir dakika. Ömer. Oğlum. Sen benim kılığıma, kıyafetime, konuşmama bakıp beni cahil bir üfürükçü mü belledin? Ben öyle bir şey söylemedim. Bak beni iyi dinle. Ben katiyen doktora falan karşı değilim ha. Hatta bana gelen hastaları çoğu kez psikiyatra gitmeleri için ikna eden benim. Olmadı tutup kendi ellerimle doktora teslim ettiklerim bile var benim. Çünkü her olay cin vakası değildir. Önce doktora gitmek mantıksız mı yani? Mantık. Mantığımız bazen dostumuz, bazen de en azılı düşmanımızdır. Arı gibidir. Bir tarafıyla bal, diğer tarafıyla zehir verir. Bak Ömer, şu anda kainatın en kinci, en zalim cinleri Dileğin kanında dolanıyor. Ha böyle sakin durduklarına bakma ha. İlk fırsatta cehennemleşecekler. Benim amacım size yardım etmek ama karar sizin tabii. Ömer, lütfen daha fazla uzatma. Dilek. Ya sözümü kesme. Belkıs Hanım ne yapacaksa yapsın. Sonra söz veriyorum doktora gideceğim. Tamam. Ne yapacaksanız çabuk yapın. Evet abla ne yapıyoruz? Sen şimdi arabadaki diğer malzemeleri getir. Acele et. Allah'ın izniyle her şey yoluna gidecek. Korkma kızım. Korkma anne. Az sonra Allah'ın izniyle bize yardımcı olması için bir cinni buraya davet edeceğim. Her ne olursa olsun davetimize icabet eden cin buradan ayrılmadan gözlerinizi açmayın, konuşmayın, yerinizden ayrılmayın.
Şöyle bir. Buyurun otur. Bismillah. Zebur kilmeyi faşin cinne sükûten feyzil aliye cumut. Zebur kilmeyi faşin cinne sükûten feyzil aliye cumut. Ey cin, hangi kabiledensin? Adın ne? Ya Aluzak, Müslüman mısın? Hangi dindensin? İsevi, Meryem oğlu İsa'ya selam olsun. O ki masumların, acı çekenlerin yanındadır. Eğer sen de onun yolundaysan şu masum kıza yardım et. Mağdureyi kurtarmadan bu evden gitmem. Sana ahiretini hediye eden İsa için o şeytanların kim olduğunu söyle. Vaktimiz azaldı. Bu kızı Yakaza kabilesinden kurtarmamız için ne yapmamız gerekiyor söyle. Tamam, sakin olun. Cin gitti. Dileğe yapılan büyünün zehri cin olduğu kesinleşti. Çünkü sana musallat olan cinler Yakaza kabilesinden. Yakaza mı? Nedir o? Yakaza uyku alemine geçiş kapısıdır. Ve o kapının ardında yaşayan cinler, ifritler Yakaza alemindendir. Sizler geceleri uyurken karanlıkta pusuda bekleyen cinlerdir bunlar. Ve bu cinler Agni isimli bir tanrıya taparlar. Agni Sanskritçe'de ateş demektir. İnsandan en çok nefret eden cinlerdir bunlar. Ve uyku ile uyanıklık arasında insanın kanına da girebilirler. Tarihte bir tek kişi bu cinlere hükmedebilmiştir. Kim? Hazreti Süleyman. Ki o zehri cin ilmine de vakıf olan tek kişiydi. Peki bu nedir? In hoc signo vinces. Bilmiyorum. Seni nasıl kurtarabileceğimizi sorduğumda cin bunu yazdırdı. Abla, bu Latince'ye benziyor. Gelen cin İsevi, yani ilk Hristiyanlardan. Diğer cinlerin saldırısına uğramaktan korktuğu için böyle şifreli bir cevap yazmış olabilir. Bunun ne olduğunu öğrenebileceğimiz birini tanıyorum. İstersen hemen arayayım. Olur, ara, olur. Ne yapacağız peki? Şimdi durum şu.
Birisi sana zehri cin büyüsü yapmış. Ve Yakaza kabilesinin en tehlikeli cinlerini sana musallat etmiş. Ya böyle bir rezilliği kim niye yapsın ki? Sonuçta Dilek kimseye zararı olmayan biri. Cinler artık bu eve hükmetmeye başlamışlar. Ne olduğunu öğrendim. 312 yılında Roma İmparatoru 1. Konstantin rüyasında gökyüzünde asılı duran devasa bir haç görüyor. Sonra da bu sözü işitiyor. In hoc signo vinces. Anlamı da şuymuş. Şifreyi çözersen savaşı kazanırsın. Şifreyi çözersen kazanırsın. Da hangi şifreyi? Her yerde karşıma çıktı bu rakam. Başka ne olabilir ki? Abla ne diyorsun? 7730. Allahu alem. Yakaza cinlerinin sana musallat olmasının sebebi bu. O zaman dileği kurtarmak istiyorsak bu şifreyi çözmemiz gerekiyor. Şimdi cinler kendi alemlerindeki bir sırrı buraya rakamlar ve sembollerle aksettirirler. Yani? 7730'un anlamını öğrenebilmek için Yakaza alemine gitmek gerek. Nasıl gidilecek? Kim gidecek? Sen. Ben mi? Azrail uykusuna yatacaksın. Azrail uykusu mu? O ne? Şimdi uyuyan herkes aslında ölüdür. Çünkü uyku esnasında ruh bedenden ayrılır. Şimdi bunun tam tersini düşün. Ruhun burada kalıyor, bedenin rüya alemine gidiyor. İşte buna Azrail uykusu denir. Öyleyse Dilek Azrail uykusuna yatacak, bedeni cinlerin boyutuna geçecek. Orada 7730'un anlamını öğrenecek ve geri gelecek, öyle mi? Evet. Peki bu tehlikeli bir şey mi? Yani riski var mı? Elbette. Lakin şu an içinde bulunduğu durumdan daha tehlikeli değil. Şimdi bana bir kap domuz sütü, bir kap domuz kanı gerekiyor. Dilek, ne oldu? Hadi, çabuk olmamız gerekiyor. Güçleniyorlar. Cinler alemi aynaların arkasında saklıdır. Şimdi sağ tarafındaki aynaya bak. Yansımadaki bütün yüzleri sağdan sola doğru gör. Bir tanesinin gözlerinin içine bak. Dediklerimi tekrar et. San neviten niçlerim. San neviten niçlerim. Sağ elini süte, sol elini kana yavaşça daldır. Televizyona bak. Dikkatli bir şekilde ekrana bakmaya devam et. Bakmaya devam et. Devam et. Gözlerini kapa. Şimdilik sadece zifiri karanlık. Karanlığın içinde yapayalnızsın. Kalp atışlarını dinle. 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 Ne görüyorsun? Karanlık. Kimse yok. Şimdi rüyadasın. Yakaza cinlerinin yaşadığı alemdesin. Ruhun burada, bedenin cinler aleminde. Sağ elini uzat. Avucuna bak.
Oku. Korkuyorum. Korkma. Cinler korkuyla beslenir. Sen korktukça güçlenecekler. Beni gözleyen biri var. Onu görüyor musun? Göremiyorum. Nerede? Kapının arkasında. Bana bakıyor. Ya kazadayken bunu sana yapanı hatırlıyor musun? Hatırlamıyorum. Ama çok korkunçtu. Dilek. Şeytanlar ve cinler karınlarından konuşur.
Bunu sana yaparlarken bir ses, bir şey duydun mu? Evet. Kitab el-Ahir. Kitab el-Ahir. Kitab el-Ahir. Kitab el-Ahir. Arapça mı? Evet. Son kitap demek. Son kitap. Son peygamber Hazreti Muhammed ise son kitap Kur'an-ı Kerim'dir. Yani? Ya kaza cinleri 7730'un anlamı için Kur'an-ı Kerim'e bakın diyor. Buyur abla. Bismillahirrahmanirrahim. 7730. 77. 77. surenin 30. ayeti. Üç çatallı gölgeye gidin. Üç çatallı gölgeye gidin. Yani ne demek istiyorlar? Ben bunu bir yerde hatırlıyorum. Üç çatallı gölge. Burada Üç Gölge Köyü yazıyor. Abla nedir bu üç gölge? Eskiler Hristiyan haçına üç çatallı gölge derlerdi. Böyle üç kola ayrıldığı için. Gene Hristiyanlıkta baba, oğul, kutsal ruh üçlüsü var. İyi de bunun benimle ne ilgisi var ki? 77'ye 30 ayetinde üç çatallı gölgeye gidin deniyorsa demek ki bu köye gitmen isteniyor. Değil mi abla? Bu köy Hristiyan köyü mü? Bilmiyorum. Daha önce hiç duymadım. Peki bu kutu ve fotoğraflar nereden? Annemden kalma eşyalar arasında buldum ama. Ya annem baban? Ya onlar sana bu Üç Gölge Köyü ile ilgili hiçbir şey söylemediler mi? Yok. Öyle bir köy var mı onu bile bilmiyorum. Google var diyor. Bursa'da. Bursa mı? Biz Bursalıyız. Hemen oraya gitmeniz gerekiyor. Bir dakika ya, biraz yavaş. Ne demek hemen? E oğlum vakit az. Dilin hayatı tehlikede. Nasıl bu kadar emin konuşabiliyorsun ya? Ne demek hayatı tehlikede? E gidişatı gördün oğlum. Dileğe musallat olan cinler Üç Gölge Köyü'ne gidin diyor. Sır orada çözülecek. Aksi takdirde topyekün saldıracaklar kıza. Ben köye gitmeyelim demiyorum. Birkaç gün geçsin, biraz dinlenelim. Dilek bir doktora görünsün. Benim şu ayağım biraz iyileşsin. Ondan sonra hep beraber gideriz. Bu ne acele ya? Ömer, çok uzatıyorsun abi. Sana ne oluyor lan? Burada söz konusu olan benim karım. Sen ne karışıyorsun oğlum? Ayıp ediyorsun. Ediyorsam ediyorum. Adamın asabını bozma lan. Ne var? Ne dikildin tepeme? Üstüme mi gireceksin? Siktir git lan elimden. Ya yeter. Kesin artık şu tartışmayı. Oğlum. Bak ben menfaat peşinde değilim. Hem romatizmam hem şekerim var. Ayakta duracak halim yok benim. Kalk köye gidelim desen gelemem zaten. E durum ortada. Siz nasıl biliyorsanız öyle yapın artık canım. Allah Allah. İşte klasik şarlatan tepkisi. Ortalığı karıştır, ondan sonra kaç. Ömer, ben bu evde daha fazla kalamam artık. Ne demek kalamam ya? Bağırma. Ne demek bağırma? Ömer. Sen söz vermedin mi? Bitsin sonra bir doktora görüneceğim demedin mi? Dedim, bitmedi ki. Ben bittim Dilek, ben bittim. Saatlerdir katlandığım şeylere bak ya. Cinler, büyüler, muskalar, aynalar, domuz kanı bilmem ne. İyi o zaman. Ben gidiyorum, sen kal. Ya Dilek. Dilek bugün bizde kalsın. Zaten bu saatten sonra Bursa'ya falan gidilmez. Gidilecekse yarın sabah gidilir. Tamam mı? Ne haliniz varsa görün. Ay ya.
Bugün işten izin alıp Ömer'in yanına gideceğim. Umarım pişman olmuştur o kıl herif. Sonra onunla birlikte Belkıs ablaya gideriz. Onu da alır, akşam olmadan yola çıkarız. Köyde görüşürüz, tamam mı? Tamam. Hakkını nasıl öderim bilmiyorum Üzeyim ya. Saçmalama, sen iyileş de. Hadi sık sık arayıp haber ver. Tamam. Sen de dikkatli sür, hız yapmak yok, tamam mı? Tamam, hadi biz kaçıyoruz. Görüşürüz. Yolunuz açık olsun. Aldığım tarife göre doğru yoldayız. Selamun aleyküm. Aleyküm selam kardeş. Kusura bakma, kapı açıktı, izinsiz girdik. Estağfurullah. Biz Üç Gölge diye bir yeri arıyoruz. Üç Çatallı Gölge Köyü olmasın? Doğrudur, internette öyle yazıyordu. Hristiyanlar oraya Üç Çatallı Gölge Köyü dedi. Müslümanlar da Üç Gölge Köyü dedi. Hem Müslüman hem Hristiyan köyü mü burası? He. Ya bizim acelemiz vardı. Nerede bu kök? Kimse kalmadı artık orada. Yapma ya. En son 3-5 ev vardı. Onlar da şu baraj gölün altında kaldı. Ha şu Alaçatı Barajı'nın. Hayırdır? Siz neye arıyorsunuz orayı? Bir meselemiz vardı da. Oralı kimse var mı burada ya? Zincirli Deli Yasin var bir tek. O da biraz sıkıntılı bir arkadaş. Sıkıntılı derken? Vallahi bütün köylü korkar ondan. Niye korkuyorlar? Geceleri kendini zincire bağlayıp cinlerle istişare ediyor. Hey! Ben siz orada oynamayın demedim mi? De hadi! Cinlerle istişare ediyor mu dedin? Hem de fal bakanlarıyla. O herifin yanına kim gittiyse başına mutlaka kötü bir hal gelmiştir. O sebepten siz de gitmeyin derim ha. Sen bir zahmet, yine de bizi ona götürüversen. Tövbe. Tövbe, ben gitmem o nalet herifin yanına. Ama çok istiyorsanız size şuradan yolu göstereyim. Olur, yolu göster. Hadi. ...97 numara burası. Burada mı yaşıyormuş adam? Ne bileyim. Yasin!
kesin. Son insan ölünceye kadar şeytan ölmez. Yasin, biz İstanbul'dan geldik. Bize 5 dakikanı ayırabilir misin? Gidin buradan. Sizden rahatsız oldular. Kim rahatsız oldu? Cinler. Niye rahatsız oldular? Sizden kan kokusu geliyormuş. Bizim niye geldiğimizi biliyorlar mı? 3 gölge, 3 ölümlü, 3 kötü. İnsan, cin ve şeytan. Bak Yasin, bu kardeşimize cinler musallat oldu. Bize yardım eden bir hoca, meselenin 3 gölge köyüyle ilgili olduğunu söyledi. O lanet kutu lafı ağzına alma. Gidin buradan. Defolun. Cinleri dedim. Nereye? Yaklaş. Yoksa seni kendi taraflarına alacaklar. Ben o yüzden niyetimde. Dehşet güzel kokuyorsun. Dezerfansı. Aradın mı Dile'yi? İkisini de aradım. Telefonları çekmiyor. Çekmiyor mu? Keşke daha önce arasaydım ya. Kesin merak etmiştir şimdi. Sence bizden şüphelenmişler midir? Zannetmiyorum. Yani benden yana bir açık yok ama seni bilemem. İleriden sağa gireceksin. Korkuyor musun? Öyle mi görünüyorum? Nereye gidiyoruz? Beni takip edin. Thank you.
vermeye kimse cesaret edemez. Nedir bunlar? Mezar mı? Doğduğu gün öldürülmüş bebeklerin gizli mezarlığı. Üstündeki bu şekiller ne? Bebekleri zehirleyen cinlerin kabilesini temsil ediyor. Ne demek istiyorsun sen? Açık konuşsana. Mezarlardan biri seninle ilgili. Ne? Dilek, 30 yıl önce sen doğduktan 41 gün sonra bilinmeyen abis bir hastalık bedenini sardı. Doktorlar öleceğini söyledi. Birileri anne ve babana Üç Gölge köyündeki Deri Haris olayını anlattı. Deri Haris? Bir bedene musallat olmuş öldürücü bir hastalığın başka bir bedene aktarılmasına şeytan kuyusu, yani Deri Haris denir. Devam et. Üç Gölge köyünde başka bir bebek doğduğu gün annesinden alınıp senin yanına getirildi. Ve yakaza cinlerini kullanarak sendeki abiz hastalıklar bir zehir gibi diğer bebeğe aktarıldı. Sen yaşadın, o öldü. Ölen bebek cinlere verildi. Peki sen nereden biliyorsun bütün bunları? Çünkü köylüler cinleri çağırmak için beni kullanıyorlardı. Köylüler neden böyle bir şey yapsın ki? Para için. Zengin aileler kendi çocuklarını yaşatmak için fakirlerin çocuklarını öldürüyorlardı. Almanya'dan, Fransa'dan, İsrail'den bile gelenler vardı. Bu gerçek olamaz. Bu işe bulaşan Üç Gölge köylülerin hepsi lanetlenerek öldü. Hastalıklar, yangınlar, cinnetler. Ne yapacağım ben? Birileri senin kim olduğunu cinlere bir yoluyla bildirmiş. Sana verdikleri yaşamı geri alacaklar. Ne yapacağım? Bu mezarlara iyi bak. Bu mezarlardan birinde senin yüzünden ölmüş bebek var. Hangisi? Sen bulacaksın. Yaşadıklarını hatırla. Hangisi? Buradaki kemikleri çıkartıp normal mezarlığa gömeceğiz. Öylece cinler seni terk eder. Kurtulursun. Neden bana yardım ediyorsun? Çünkü sen masumdun. Köylüler zalim. Beni hep ölüm için kullandılar. Bu defa yaşatmak için buradayım.
çocuklar. Kurtuldun Dilek. Artık sana bir şey yapamayacaklar. Çünkü sana hayatını sapkınlar bahşetti. Ne? Seni yaşatabilmek için benim bebeğimi öldürdüler.
30 yıl boyunca bunun acısıyla yaşadım ben. Ben bir şey yapmadım. Ha, doğru ya. Sen masumsun. O Allah'ın belası köylülerle annen ve baban yaptı. Onlar aramızdaki şeytanlardı Dilek. Bekçi ve kibirli ve zengin. Unutma. Sen de onların kirlenmiş dölüsün. Bu benim suçum değil ki. Biliyor musun Dilek? Ölüleri bu dünyaya bağlayan şey çocuklarıdır. Yani onlar da acı çeker. Yani senin yaşayacağın her acının zerresine kadar onlar da hisseder. Bana şeytanmışım gibi bakıyorsun. Halbuki köyde kocamla ve çocuğumla sıradan bir hayattan başka hiçbir isteğim yoktu. Hamileyken önce kocamı öldürdüler. Sonra doğar doğmaz bebeğimi aldılar. Can Dilek, cinler ve büyüler hakkında 30 yıl boyunca ne öğrendiysem her şey bugün içindi Dilek. Ama elinde Kur'an vardı. Üç dinde de kıyamet yaklaştığında elinde kitap, dilinde dua olan kafirlerin artacağını söyler. Söyle hele. Şimdi ben kafir mi oluyorum? Ha? Lütfen ne olur bırak beni, ne olur. Allah'ım ya. Anlat seni bana. O benim çocuğumu aldığı gün ben o Allah'ı şeytana sattım. Ve sen şeytanla anlaşma yapan Allah'tan merhamet dileyemez. Çünkü o çaresize yardım etmez. Eğer çaresize yardım etseydi bana ederdi Dilek. Ama etmedi. Harun. Her şey hazır mı oğlum? Hazır anne. Yardım edin! Kurtarın beni!
Harun. Harun ne yapıyorsun? Harun ne olur yapma. Harun ben sana ne yaptım? Harun ne olur dur. Harun ne olur yapma. Ömer! Ömer! Ömer mi dedin? En yakın arkadaşın Seda, kocanla yatağa giriyor Dilek. Hayır, yalan söylüyorsun. Seda da... Annemle yıllarca seni aradık Dilek. Bulduktan sonraki mesele evinize girmekti. Bak, bir insanın zaaflarını bilirsen kolayca evine gidebilirsin. Ben de kocanın seni aldattığını fark ettim. Sonra Seda ile tanıştım. Ama tabii Seda masum. Benim kim olduğumu bilmez. Ama sonuçta o senin şüphelenmemen için beni kullandı. Ben de senin evine girmek için onu kullandım. Evime o büyüleri koyan sen miydin? Zaaflar Dilek. Zaaflar hayatı kemiren kurt gibidir. Neden beni bulduğunuzda öldürmediniz? Çünkü mezardaki kardeşimi bir tek sen bulabilirdin Dilek. Ona yapılanın aynısı sana yapılmalıydı. Şeytan çarkı böyle döner. Ha, bu arada Seda kocanı nasıl ayartmış biliyor musun? Hani şu papaz büyüsü dedikleri aşk büyüsüyle. Ama Seda bu konularda biraz acemi, biraz da aptal. İçine büyü bulaşmış her şeyin sonunun hüsran olduğunu bilmiyor. Yastık büyüsünü sana yapmıştık. Ama öteki büyüyü ona yaptık. Cinnet büyüsü. Sana hediye ettiğim tablolar vardı ya. Hani çok beğenmiştin. Cinneti dirilten tablolar.
eşkuturu bizinel hezzar. Yar alet ve yudeş mikka. Onlar lanetlendi. Şimdi sıra sende. Geliyorlar anne. Acele edelim. Geri dönüş yok. Az sonra karanlığın rahminden habis varlıklar doğacak. Yavrum oğlanlar sana da olacak. Anne çabuk. Kuyuya nereden düşersen oradan çıkarsın. Çabuk anne. Duyuyor musun? Seni almaya geliyorlar Dilek. Anne çabuk. Sarnam Gacchami.